Drake Boğazı, dünyanın en fırtınalı yeri, en tehlikeli deniz yolu olarak biliniyor. Güney Amerika'da Horn burnuyla Güney Shetland Adaları arasında kalıyor. Burası o kadar tehlikeli ki geçmişten günümüze burada yüzlerce gemi batmış, binlerce denizci hayatını kaybetmiş. Ama yine de bu sular hala binlerce turisti ve macera perestleri cezbediyor. Biz de bugünkü videomuzda bu tehlikeli rotasyona adrenalin seviyesi yüksek bir yolculuğa çıkacağız. Eğer hazırsanız videomuzu izlemeye devam edin. Genişliği 1800 km olan Drake Boğazı, batıda Büyük Okyanus'a, doğuda Atlas Okyanusu'na açılıyor. 1578'de boğazı bulan İngiliz denizcisi Sir Francis Drake, Hindistan'a ulaşan geçidi bulduğunu sanmış. 1513'te ise Piri Reis'in çizdiği dünya haritasında Drake Boğazı'nda bulunan yeraltı dağları belirtilmiş. Burayı ürkütücü yapansa dünyanın en korkunç dalgalarının burada oluşması. Bu yüzden de kaptanlar için geçilmesi en zor yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Horn burnu ya da boynuz burnu da burada bulunuyor. Güney Amerika'nın en güney ucu olarak kabul edilen Horn burnu, Atlas Okyanusu'yla Büyük Okyanusu birbirinden ayırıyor. Burun ilk kez 29 Ocak 1616'da Hollandalı denizciler Willem Cornelis Schouten ve Jacob Lemaire'in bir gezisi sırasında geçilmiş. Aslında Horn burnu bir ihtiyaç üzerine keşfedilmiş. Magellan Boğazı'nın sadece Hollanda Doğu Hindistan şirketi gemilerince kullanılmasına izin verilmekteymiş. Schouten ve Lemaire'in gemileri ise rakip Hollanda Avustralya şirketine aitmiş. Bu yüzden denizciler Büyük Okyanus'a yeni bir geçiş arıyorlarmış. Buruna Schouten'in doğum yeri olan ve Kuzey Hollanda'da bulunan Horn şehrinin adı verilmiş. Horn burnu, Panama Kanalı'nın 1914 yılındaki inşasına kadar yelkenli ticari gemiler için Atlantik'ten Büyük Okyanus'a geçerken tek alternatifmiş. Zira Magellan Boğazı, zorlu hava koşulları ve güçlü akıntıları yüzünden sadece buharlı gemi geçişlerine imkan tanıyormuş. Ancak Drake Boğazı'nda bulunan Horn burnu dünyanın en tehlikeli deniz yollarının başında geliyor. Bu boğaz aslında bizim alışık olduklarımızdan çok farklı. Çok geniş ve çok açık. Açıklık demişken bu boğazdaki akıntıları engelleyecek dünya yüzeyinde bir kara parçası da bulunmuyor. Bütün paralel boyunca sadece deniz, sadece su var. Dalgaların çok çetin olmasının bir nedeni de bu. Tarih boyunca tüm denizcilerin korkulu rüyası olan Drake Boğazı'nda deniz her zaman kendini hatırlatmaktan geri durmamış. İnsana o ünlü sözü hatırlatıyor. Büyük gemi küçük gemi yoktur. Denizin karşısında büyük gemi de küçük, küçük gemi de küçük gemidir. Öyle ki burası modern denizcilikte bile tercih edilen bir geçit değildir. Denizciler mecbur kalmadıkça Magellan Boğazı veya Panama Kanalı'nı kullanmayı tercih ederler. Birçok macera perest için burası dünyanın başladığı yer ve bu başlangıç noktasını görmek için buraya heyecan verici bir yolculuğa çıkıyorlar. Ama bu yolculuk tahmin edeceğiniz gibi çok tehlikelidir. Kuvvetli rüzgarlar, dev dalgalar ve kutuptan iceberg getiren müthiş akıntılar burayı çok ama çok ürkütücü yapıyor. Peki siz dünyanın en tehlikeli deniz yolu olarak bilinen Drake Boğazı'ndan geçmek ister miydiniz? Buna cesaretiniz var mı? En az Drake Boğazı kadar tehlikeli bir deniz rotasyonu daha var. Burayı hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet, Bermuda Şeytan Üçgeninden bahsediyoruz. Bermuda Şeytan Üçgeni Atlantik Okyanusu'nda bulunuyor. Şu ana kadar orada 300 gemi kaybolmuş, 75 uçaksa hiç bulunamamış. Bilim insanlarının tüm teorilerine rağmen Atlantik Okyanusu'nun Porto Rico, Florida ve Bermuda arasında bulunan bölgede bu uçak ve gemilerin nasıl kaybolduğunu kimse tam olarak bilmiyor.
Bu alan bir üçgen şeklinde ve yaklaşık 2 milyon kilometre karelik alanı kaplıyor. Kimilerine göre bu gizemli kayıpların nedeni deniz canavarları iken kimilerine göre ise uzaylılar. Bazı araştırmacılarsa devasa dalgalara sebep olan olağan dışı kuvvetli dalgalara bağlıyorlar. Bu bölgede kaybolan gemilerin en tanınanı 309 mürettebatı bulunan buharlı Amerikan zırhlısı USS Cyclops'tur. 4 Mart 1918'de gemi Amerikan filosuna yakıt tedarik etmek amacıyla Bermuda Üçgeni'ne doğru yola çıkmış. Sakin bir günde ise ardında hiçbir iz bırakmadan yok olmuş ve enkazı hala bulunamamış. ...1945 yılındaysa 5 torpido bombardıman uçağı ve bir deniz uçağı, 1943'te bir yük gemisi, 2015'te El Faro adında bir yük gemisi ve daha fazlası Şeytan Üçgeni'nin derin sularında kaybolmuş. Bu bölgedeki uçak ve gemilerin nasıl kaybolduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Tüm bu yaşananlarsa bölgeye kötü bir şöhret kazandırmış ve bu yüzden de bölgeyi pek fazla insan ziyaret etmiyor. Yine de bölgeden sık sık uçaklar ve gemiler geçmeye devam ediyor. İki sezon boyu Discovery Channel'da çeşitli keşif programları yayınlanan hazine avcısı Daryl Mikdos'un ekibi ise Bermuda Şeytan Üçgeni'nde dünyayı ayağa kaldıracak bir keşfe imza atmışlar. Hazine avcısı Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altındaki eski gemi enkazlarını keşfederken dünya dışı bir uzay gemisinin kalıntısını bulduğunu iddia etmiş. Eski bir gemi enkazı olabileceği düşünülen şeyin büyük bir tanımlanamayan nesne olduğu ortaya çıkmış. Mikdos verdiği röportajda denizdeki bu batık nesne gördüğüm hiçbir şeye benzemeyen bir oluşumdu. Ekipteki jeofizikçiler bu yapının üzerindeki mercanın 5000 yıldan daha eski olduğunu söylüyor diye konuşmuş. Tüm yapının çapı 600 feet yani 2 futbol sahasının uzunluğu kadarmış. Dünyanın en tehlikeli iki deniz yolundan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu iki yoldan hangisini deniz yolculuğu için tercih ederdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.